Osmanlı ordusundaki bizim kurmay subaylarımız biliyorsunuz uzun zamandır Alman Genelkurmayı tarafından yani eğitim sistemi olarak Alman eskiden Fransız ekolüydü. Alman ekolüne geçilmişti Abdülhamit dönemiyle birlikte. Alman ekolüne geçtikten sonra bizim mesela Golç Paşa'nın getirdiği eğitim sisteminde cephe gerisi emniyeti diye bir ders var. Yani cephe gerisi emniyeti dediğimiz şey nedir? İşte biz bir cephede savaşıyorsak ordumuzun ve cephenin güvenliği açısından cephenin gerisinin de güvenlik altında olması lazımdır. Şimdi dolayısıyla herhangi bir bizim Osmanlı kurmay subayı bu dersi almış Osmanlı kurmay subayının aklına ilk gelen yöntem cephe gerisini emniyet altına alabilmek amacıyla cephe gerisinde emniyeti bozan unsurları yerini değiştirmektir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla mesela bizim bugün tehcir dediğimiz yani Ermeni nüfusun yerinin değiştirilmesi olayı o dönemde hangi subaya sorarsanız soyun aklına ilk gelen çözüm yolu cephenin gerisini nasıl emniyet altına alırsın? Emniyeti bozan unsurları oradan alırım. Daha emniyetli yerlere götürürüm. İşte aslında tehcirin bir başka ayağı da budur.